Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'akibetu lil muttaqin ve la udvana illa zalimin. Essalatu ve selam aleyke ya Resulallah. Essalatu ve selam aleyke ya Habiballah. Essalatu ve selam aleyke ya seyyidel evvelin ve l'ahirin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ehvali vel afat ve tebbina biha cemil hacat ve tutahhirna biha min cemil seyyiat ve tarzana biha indeki alet derecat ve tubelluna biha eksel gayati min cemil khayrati fil hayati ba'del memat ve tuncina biha min cemil ma nekhafu fit tarayin inneke semi'un garibun mucibut davat rahmetike ya rahmetirrahimin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, şu anda kesmiş olduğumuz kurbanı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi, burada bulunmamıza vesile olan 2016 sezonunun açılışını amiriyle, memuruyla, işçisiyle, müstahsiliyle, şoförüyle beraber kazasız belasız geçirmesini nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna nesirke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha mazlum. 2016 Yaş Çay Kampanyası dün itibariyle başladı. Her şeyden önce kazasız belasız bir kampanya ve müstahsilimizin, emekçimizin hak ettiği bir fiyatla inşallah fiyat açıklanacak. Açıklanmadı. Yok, daha açıklanmadı. Açıklanmadı. Herkesin emeğinin karşılığını alacağı bir fiyat olur inşallah. Bölgemizin, aynı zamanda da ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi, hatta en önemlisi diyebileceğimiz gelir kaynağımız çay. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu büyük bir nimet çay. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum. Biz bu nimeti, biz bu değeri kendimize külfete çeviriyoruz. Ben öncelikle ve altını çizerek bütün müstahsillerimizden öncelikle kendi haklarına saygı ve daha sonra da komşu haklarına saygılı olmalarını tavsiye ediyorum acizane. Çünkü geçmiş yıllarda Çaykur'umuz hepimizin haklarını bölgede müstahsil olarak emeğini ortaya koyarak bir şekilde bu ürünüyle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın yine kendi haklarını koruma adına bir takım uygulamalar başlattı. Bunlardan bir tanesi kontenjanla birlikte randevu sistemiydi. Çok güzel bir sistemdi. Bu yıl da devam edecek. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, bazı vatandaşlarımız bir takım gerekçelerle, yok hastam var, yok ustam var, yok İstanbul'dayım diyerek sistemi zorlayarak komşusunun, komşularının haklarına riayet etmeden sözüm ona uyanıklık cihetine giderek sistemi zorluyor. İnşallah bu işlerde son bulsun. Sadece bu olayla değil. Bakın hepimiz şükretsek, ne kadar şükretsek, şu kurban inşallah Allah tarafından kabul buyurulur. Bizi Müslüman olarak yarattı. Bu işlerin hepsi bir vesiledir. Ben de bu vesileyle bazı konulara özellikle parmak basmak istiyorum. En baştaki konulardan bir tanesi kulak. Lütfen birbirimizin haklarına saygılı olalım. Ve inanıyorum ki birbirimizin haklarına saygılı olduğumuzda bu kampanya da diğer kampanyalardan daha renkli geçecek, daha güzel geçecek. Bu vesileyle de çevre kirliliği ile alakalı da yaşamış olduğumuz bir takım nahoş görüntülerin de ortadan kalkmasına vesile olsun. Bütün güzel hasletlerde buluşalım ve bu kampanyada da hak ettiğimizi alalım. Bundan sonraki kampanyalarda da bol ürünler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. İnşallah kimsenin burnu kanamadan
bu kampanyayı da ömrümüzün sonuna kadar Cenab-ı Allah'ın bize bahşedeceği, evvel ahirde yazmış olduğu kaderimizde güzel günler temennisiyle tekrar hepinize saygılarımı, şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Vadisi koydum. Bu vadi, tarihin bize yüklemiş olduğu misyon sebebiyle de o Sultan Murat'ta şehit olan atalarımızın bize böyle mi bırakacaktınız buraya, orayı yani tasvir ettiğimizde onların bizi gördüğüne ben inanıyorum ve çok üzülüyorum. Şu vadiyi biz her ay temizliyoruz. Yani günahtır. Geliyor, evinin pisliğini oraya boşaltıyor. Yok böyle bir şey. Ben de o zaman toplayayım, getireyim senin evini oraya boşaltayım. Bakalım nasıl olur. Ben bu vesileyle tabii ki fabrikalarımızın da çevreye mümkün mertebe zarar vermemesi lazım. Emisyon ölçümleri, bacak kirliliği, bunlar çok önemli. Ama benim burada bu vesileyle asıl parmak istediğim, parmak basın, burada basın mensuplarımız var. Bunlar bir vesiledir dedim. Bu vesileyle hep beraber, hepimize burada gördüğümüzde müdahil olmamız gereken konulardan bir tanesidir. Nedir? Müslümana ilk farz olan nehyani münker, emri bil maruftur. Yani iyilik emretmek, kötülükten alıkoymak. Nasıl? Elimizle, gücümüz yetmiyorsa, dilimizle, o da yetmiyorsa buğuz etmek koşuluyla. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmadığımız sürece bana necilik oluyor. Bana necilik olduğu sürece de o adam rahatlıkla gelip onu oraya dökebiliyor. Seniz de benim görüyor. Parmak basmak doğru istediğim yok. Başkanım bu. Ben kastettim çünkü mesela beton var, çerçe var. Ben önden hem çevreye hem gelen misafirlere yani yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyi yapacağız burayı. Şimdi yani şimdi aksi takdirde yapmış olduğumuz ibadetleri de ben Allah katında kabul buyurulmasından şüphe duyuyorum kendi şahsı adıma. Bak kurban kestim. Allah kabul etsin dedim. Yani bunları yaparken bir taraftan da bir çevre bilincini hep beraber lazım. En üst kademeden en alt kademede herkes. Çalışanına kadar bak burada devlet, millet çalışan hep beraber el eleyiz. Doğru. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bunlar çok güzel şeyler. Onun için her vesilede ben bunları paylaşmayı kendime görev adettiğim için ya ben de, o konuda altını çizmiş yani oldum. Burada daha da teşekkür ederim. Yani ışık satacak, satıyor ve satacak.